Ben geldim. Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Fakirli akşam haberleri başlıyor. Çaylarımız, mısırlarımız hazır mı? He, tamam o zaman videomuza geçiyoruz. Sedat Peker bir isim verdi. Hepsini temizliyorlar. Sıradaki isim kim? Halil Falyalı'yı kim öldürdü? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Bum 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 bum. Isparta'da günlerdir elektrik yok. Halk perişan olmuş. Tabi elektrik istiyor, ısınamıyoruz diyor. Şimdi yavaş yavaş elektrik gelmeye başlamış, sözde bilmiyoruz. Tabi bir ablamız çıkmış sahada çalışan işçi arkadaşlara, elektrik geldi diye çeyrek altın mı, çeyrek altınla para vermek istemiş. Onlar da kabul etmemiş. Kabul etmeyince bu sefer tatlı ikram etmiş. Şimdi çıkan haber böyle. Yalan gerçek bilmiyorum. Da şimdi bu kötü oldu ya. Vallahi. Yarın öbürsü gün bu ablanın evinin soyulduğunu duyabiliriz. Benden söylemesi. Abla evinde ziynet eşyası falan varsa bir an önce, bu haber Twitter'da falan çıktığı için söylüyorum. Bir an önce ziynet eşyalarının yerini değiştir. Demedi deme. Ne bileyim, eşine, dostuna, akrabalarına ver. Bankaya götür, reise ver. Reis sever. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye hasreti çekiyorum. Vatanım, milletim, Sakarya'm diyorum. Her Türkiye'ye tatile geldiğimde hüngür hüngür ağlıyor. Gözyaşı döküyorum. Dalgalanan bayrağımı gördüğümde Türkiye'm diyorum. Diyen kardeşlerimiz için yuvam hesabı açtık. 2 hafta oldu. Hani para mara yatıran yok. Böyle vatan sevdası, vatan sevgisi olur mu lan? Türkiye'ye gelmeyi biliyoruz. Sokak röportajlarında "Ay Türkiye harika, mükemmel, süper" demesini biliyoruz. Nusret'e gidip 300-400 dolara yarım öküzü yemesini biliyoruz. Ülkeniz zor durumda. Kurtuluş savaşı veriyor. Ulan biriniz bile para yatırmıyorsunuz lan. Bu nasıl vatan sevgisi lan? Bu nasıl vatan sevgisi? Şahap Kavcıoğlu özellikle söylüyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, hangi ülke olduğu önemli değil. Hangi banka olduğu önemli değil. Türkiye'deki herhangi bir bankadan yuvam hesabını açın. Paralarınızı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gönderin. İyi güzel de hani bizim ekonomi şaha kalkmıştı? Yani şaha kakan ekonomiden dilenci ekonomisine mi döndük abi? Bir liram var mı abi? Sormak lazım. Şimdi bunun yanı sıra ne karşılığında bu insanlar paralarını verecekler hocam? Hiç ondan bahsetmiyor haberin içerisinde. Parasını Türkiye'ye gönderen bir vatandaş kaçta kaç faiz alacak? Sen kaçta kaç faiz vereceksin? Hadi onu da geçtim. Yurt dışında herhangi bir yabancı illegal yollardan, yasaklı maddeden, kadın ticaretinden, ne bileyim, her silahtan, her şeyden parayı kazandı. Bir Türk vatandaş buldu ortak. Parayı Türkiye'ye gönderdi. Parayı aklamış oldu. Bu çarkın içine sokmuş oldu. Bunun önüne nasıl geçeceksin? Geçmek istiyor mu ki? Yok. Umurunda bile değil. Bizimki de laf. Bugün günlerden dünya sigarayı bırakma günü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dinen haram olan sigarayı bırakın diyor. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Din dedi, akan sular durdu. Hadi bütün sigara içenler sigarayı bırakalım. Profesör Doktor Hayrettin Akkaya. Umarım ismini doğru söylemişimdir. Efendim, nikotin ihtiyacı olan vatandaşlarımız şayet bu yüzden sigara içiyorlarsa, çok güzel patlıcanlarımız var. Patlıcan yesinler, nikotin ihtiyaçlarını gidersinler. Hayrettin! Canikom, sigaranın paketi 20-25, patlıcanın kilosu 35 lira. Ben de Profesör Doktor fakirlerin babası, fakir fukara olarak sesleniyorum. Patlıcan yiyenler, şayet sırf nikotin ihtiyacı için patlıcan yiyorsanız, patlıcan yerine
daha ucuzu olan sigarayı tüketebilirsiniz. Ey yavrum ey. Adamın pazar fiyatlarından kabarı yok, millete patlıcanı öneriyor. Kader gemisine yüküm yükledim. Aheste aheste götürdü beni. Oy. Deryalar açtım, denizi geçtim. Tuttu da AKP döneminde dünyaya getirdi beni. Aman aman ay ay ay. Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Londra'ya gitmiş. Londra'ya. Lan, bedavaya Londra'yı gördün ya. Şimdi Londra düşünsün. Tabii koskoca bakan Nebati Londra'da para baronlarıyla, tefecilerle, pardon, yatırımcılarla bir araya gelmiş. Paranızı Türkiye'ye getirin demiş. He. Onlar da demişler ki ya tamam eyvallah da sizin ülkede ekonomi bu enflasyon niye yüksek ya demişler. Bunu bir açıklar mısınız bize? Sonuçta size paramızı emanet edeceğiz. Sözde Bloomberg'in haberine göre Nebati de demiş ki siz yabancıların anlayamayacağı kültürel sebeplerden. Şimdi ikna olmuş mular acaba ha? O yabancılar? Demiş miler? Vay ulan. Yani sonuçta para baronlarıyız. Dünyaya hükmediyoruz. Elimizde o biçim para var. Bütün ülkelerin ekonomilerine bakıyoruz. En ince ayrıntısına kadar yedikleri fışkıya bakıyoruz. Ama Türkiye'de bu kültürel sebebi göremedik. Allah Allah. Ne peki o kültürel sebep? Kötü giden kültürel sebebimiz ne? Sayın Nebati. Sonra tabii yalanlamış. Yok efendim biz öyle bir şey söylemedik. Çok güzel verimli bir toplantı geçti falan filan. Gerçekten sen kültürel sebep dediysen o toplantı bayağı bir verimli geçmiştir. Zaten bu şartlarda Türkiye'ye parasını kimse sokmaz. Kimse emanet etmez adaletin, hukukun olmadığı bir ülkeye parasını. Hadi seni davet etmişler, gitmişsin, konuşmuşsun. Çay çorba ikram etmişler. Sana bir soru sormuşlar. Sen de demişsin ki bizim enflasyonun, ekonominin yüksek olmasının sebebi kültürel sebep. Direkt akıllara şu geliyor. O yabancıların kültürlerinde hırsızlık olmadığından dolayı mı o yabancılar Türkiye'de enflasyonun bu kadar yüksek olmasını anlayamazlar? Düşündürücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi, olamaz mı? Efendim iki defa aday oldu. Anayasaya göre aday olamaz diyenler var. Bunun yanı sıra aday olabilir diyenler var. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde yapmış olduğu açıklama hepimizi sinirlendirdi. Twitter'dan bizi takip eden arkadaşlar bilirler. Bir haber vardı. Onu yapamadık bir türlü. Arada kaynadı. Kılıçdaroğlu buyursun gelsin. Aday olsun demişti. Bizim için problem yok demişti. Biz de tepki göstermiştik Twitter'dan. Sen neyine güveniyorsun kardeşim? Aday olsun diyor. Tabii bununla ilgili Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama daha yapıyor. Meydanlara çıkacak, mağdur edebiyatı yapacak diyor. İşte bu mağdur edebiyatını yapmasın diye ben sesleniyorum ona. Diyorum ki alelacele sandığı getir, sen de aday ol. Seçime gidelim. Bakalım kim kazanıyor. Efendim tabii aramızda bazı arkadaşlar var diyor. İki defa aday oldu, üç defa aday oldu, artık olamaz, anayasaya aykırı diyen arkadaşlar var. Eyvallah. Ama ortada o anayasayı uygulayacak kim var? İtiraz etsen nereye itiraz edeceksin? Adam anayasayı rafa kaldırmış. Sayın Kılıçdaroğlu, bizim bunu siyasette yenmemiz lazım diyorsun. Eyvallah da ya yenemezsin? Sandığı bu kadar çok istiyorsun. Ha diyorsun ki ya kardeşim görmüyor musun? Millet halk ekmeğinin önünde buyruğa girmiş, pazarlarda fiyatlar almış, başını gitmiş, bir işte patlıcan olmuş 34 lira. Ya en basiti örnek veriyoruz. Maduro, Venezuela. Bir çikolataya bir depo mazot veriyorlar. Ama hala Maduro iktidarda değil mi? Onun için sen bu millete çok güveniyorsun. Bu millet gene seni tokatlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Bu işsizlik yarışına dönmüş. Tamam, aranızda
Erdoğan'ı sandığa gömen lider olarak anılmak istiyorsun. Tarihe geçmek istiyorsun. İlla ki her siyasetçi bunu düşünür yani. Bu sadece Kılıçdaroğlu için geçerli değil. Meral'de, işte Selahattin Demirtaş'ta hepsi. Hepsi yani. Hepsi bunu düşünür. Ama kardeşim ortada bir gerçek var. Ya kazanamazsa? Ya kazanamazsa? Ya Erdoğan kazanırsa? Ha, geçen ekonomist İbrahim Öztürk'ü dinliyorum. İbrahim Hoca diyor ki kesinlikle seçim meçim yapmayacak. Mış gibi yapıyor. Milleti sandığa götürüyormuş gibi yapıyor. Ama eninde sonunda seçimi yapmayacak. Erdoğan kaybedeceği bir seçime gitmez, giremez diyor. Ya da OHAL ortamında girer. Düşündürücü. Efendim, yoğun kar yağışı sebebiyle günlerce elektriksiz kalan Isparta'da vefat eden Ramazan amca niye vefat etti? Tüm Isparta, tüm Türkiye bunu merak ediyor. AKP iktidarında elektrik olmadığı için donarak öldü diyorlar. AKP'liler tabii ki korkuyor, aman Allah'ım oy kaybı olmasın diyerek olayı geçiştirmeye çalışıyor. İlk gelen açıklamalar kesinlikle elektrik kesintisi yok. Amcamızın evinde elektrik akımı var. O ısınmak istememiş. Yani adam fakirmiş. Fakir olduğu için açarsam ısınırım, ısınırsam ödeyemem diye düşünmüş. Ölmeyi tercih etmiş. Sonra bir açıklama yapılıyor. Zaten akli dengesi yerinde değil. Şimdi de açıklama yapılıyor. Aslında adam kalp krizi geçirmiş. Şimdi ortada bir ölü var. İnsan ister istemez bir, abi 3 açıklama hangisine inanacağız? Yani Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yazık, gerçekten yazık. Akli dengesi yerinde değilmiş. Komşuları yardım etmek istemişler ama işte yardım taleplerini de kabul etmemiş. Tamam, komşular yardım etmek istedi. Yardım taleplerini kabul etmediği zaman ne oluyor? O komşular belediyeye haber veriyor. Belediye geliyor. Tamam mı? O yaşlı amcayı, o amca gibi akli dengesi yerinde olmayanları alıyor. Belediyenin sosyal tesisine götürüyor. Spor salonuna götürüyor. Oralarda kar yağışı geçene kadar işte çorbasıdır, kıyafetidir, banyosudur, bunların hepsi yaptırılıyor. Sonra ne oluyor? Ispartalılar adamı tekrardan bulunduğu eve getirip bırakıyorlar. Değil mi? Böyle olması gerekmiyor mu? Düşündürücü. Mafya babası Sedat Peker'in videolarında vermiş olduğu isimleri bir bir öldürüyorlar. Evet arkadaşlar, temizlik başladı. Olay Ahmet Kurtuluş'la başladı. Sonra Taner Ay bir trafik kazası süsü verilerek ortadan kaldırıldı. Şimdi ünlü uyuşturucu baronu, Kıbrıs'ın kumarhaneler kralı Halil Falyalı'yı evinin yakınlarında 41 kurşunla katlettiler. Halil Falyalı Hakk'a yürüdü. Evet arkadaşlar. Neden 41? Niye 42 değil? Düşündünüz mü? Acaba 41 kere maşallah diye diye mi vurdular? Yani 41 kurşunla muhtemelen 41 kişiyi öldürecekler. Ondan dolayı olabilir arkadaşlar. Halil Falyalı da sonuçta büyük isimlerden biri olduğu için özellikle 41 kurşun harcamış olabilirler. Mafya raconunda bu nedir tam olarak bilmiyoruz ama efendim olay yerine, yani hastaneye, Halil Falyalı'yı ziyarete Sarallar gitti diye bir haber vardı. Direkt akıllara ne geliyor? Kutlar Vadisi'nde Aslan amcayla Polat Alemdar'ın sahnesi. Ne diyordu Aslan amca? Katil olay yerine ilk gelen midir? Ya da geçmiş olsuna ziyarete gelen midir? Öyle bir şey. Tabi ister istemez gözler Sarallar'a dönüyor. Kesinlikle arkadaşlar. Yani burada bir oyun oynanmıyor. Bu bir dizi değil. Böyle bir şey, bir mafya Sarallar yapacak olsa elini kolunu sallaya sallaya gidip hastaneye geçmiş olsun demez. Yani o kadar Kurtlar Vadisi bağımlısı olmuşsunuz ki. Tabii iki kişinin fotoğrafı var sosyal medyada. Sözde olay yerinden kaçanlar.
Onlardan biri yakalandı mı yakalanmadı mı bilmiyoruz ama bir kişiyi gözaltına almışlar. 2 gün ifadesi varmış. Ek uzatma istemişler. Ne olacak 2 günün sonunda? Ne diyecek adam? Ben işte Halil Falyalı'ya kızdım, gittim kumarhanesinde kumar oynadım. Direkt söyleyeyim. Kumarhanesinde kumar oynadım. Evimi sattım, arabamı sattım, kaybettim. Halil Falyalı'ya kızdım, sinirimden öldürdüm diyecek. Yazın bir kenara. Ve olayın üstü kapatılacak. Olay budur abi ya. Ne olacak ya? Ha burada Sedat Peker'in bir isim vermesi ister istemez Sedat Peker'in videolarının tekrardan incelenmesine, videolarda artık kimlerin ismi geçtiyse onların Yusuf Yusuf etmesine sebep olacak. Acaba sıra bize mi geliyor? Acaba sıra bize mi geliyor? İşte bu olay Halil Falyalı cinayeti Kıbrıs'ın susurluğu diyenler var. Yok efendim binlerce insanın borcu varmış, kumar borcu. Halil Falyalı ölünce bu kumar borçları da gitti diye bazı isimler böyle sosyal medyada videoları var. Böyle saçma sapan konuşuyorlar. Sanki Halil Falyalı bakkal işletiyor, he, bakkal defteri. Lan böyle saçmalık mı olur? Koskoca işletme. Halil Falyalı ölünce borçlar siliniyor mu? Yok öyle bir şey. Adamı osurta osurta parasını alırlar. Belki borcu olanlar da seviniyordur. Efendim Halil Falyalı'nın işte kasetleri var. Sedat Peker videolarında ondan bahsediyordu. Bazı isimlerin kasetleri var elinde. Hatta Sedat Peker de o kasetlere ulaşmış. Artı 18 videolara ulaşmış. Erk Acerer bununla ilgili bir haber yapmıştı. Şimdi olabilir. Hatta geçen gözaltı işleminde Halil Falyalı serbest kaldı. Çok basit bir şeyden dolayı. O gözaltı işlemi sırasında elindeki videoları belki de vermiştir. İçeriden çıkmak için. Belki büyük bir operasyonda ama elindeki videolar karşılığında adam serbest kaldı. Sonunda da adamı temizlediler. Ama Halil Falyalı gibi bir isim. Yani sonuçta aralarında eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gibi birisinin de videosunu çekecek artı 18. Ama bunu istediklerinde verecek, bir kopyasını bulundurmayacak. İnanabiliyor musunuz? Mümkün değil. Ya umarım sadece Sedat Peker'in elinde vardır bu kopyalar. Umarım başka isimlerin eline geçmez. O zaman Türkiye tamamen artık artı 18 video cennetine döner. Herkes birbirini tehdit eder. Birbirinin malına mülküne çökerler. Yani sonuçta adam mafya. Adam mafya. Yapacak bir şey yok. Su testisi su yolunda kırılır. Düşündürücü. İstanbul Büyükçekmece'de tarihi eser kazısından ceset çıktı. Evet arkadaşlar. Çok gizli bir operasyon yapılıyor. Kimse alana yaklaştırılmıyor. Herkes diyor ulan devlet gene tarihi eserin kokusunu aldı, altınları götürdü be. Ulan be kim bilir kimin cebine gidecek derken ana bir baktık ceset çıktı. Efendim Murat Kartal 2015 yılında Baybaşin ailesinden birini öldürmüş. Öldürdüğü gerekçeyle cezaevine girmiş, 2022'de serbest kalmış. Tabii burada arkadaşlar önemli olan işte devletin polisinin ne hale geldiği. Baybaşin ailesi dünyada uyuşturucuyla anılan adı geçen bir aile. Uyuşturucu ticaretinin merkezindeki bir aşiretten bahsediyoruz. Ve bu aşiret devletin polisine rüşvet veriyor. Kendi akrabalarını öldüren Murat Kartal'ı İstanbul Maltepe'deki evinden sahte savcı kararıyla aldırıyor. Ve bu iki polis, devletin polisi para almışlar. Murat Kartal'ı götürüyorlar. Bu ölen Edip miymiş neymiş? Onun abisine veriyorlar. Onlar da Murat Kartal'ı öldürüyor, büyük çekmeceye gömüyor. Kapınıza gelen her polise güvenmeyin. Size kimlik gösteriyor. Ona dahi güvenmeyin. Yakalama kararı yok efendim. Arama kararı ona dahi güvenmeyin arkadaşlar. Bak devletin polisi ne hale gelmiş. Bir aşiret adı uyuşturucuyla anılan uyuşturucu ticareti yapan bir aşiret devletin polisine rüşvet verip seni evinden aldırıp öldürtüyorsa o aşiret seni öldürdükten sonra devletin hakimine, devletin savcısına
2 katı, 3 katı, 10 katı parayı verir, cezaevine girmez. Bir temiz eller operasyonu gerekiyor bu ülkeye. İşte hani yorumlara bakıyorum, abi kime güveneceğiz? Lan kime güveneceksin kardeşim? Kime güveneceksin? Devlet bu hale gelmiş. Devleti bile bile bu hale getirmediler mi? Devleti bile bile bu hale getirdiler. Ya polissin sen ya. Sen nasıl böyle bir şeye kalkışırsın ya? Sonra neymiş efendim? Bu iki polis cezaevine girdi. Ya bu iki polis cezaevinde tutulur mu ya? 10 gün 10 gün bilemedim 1 ay 1,5 ay. Ondan sonra çıkartırlar. Kullanışlı polisler bunlar. Suçu var, kusuru var. Bunlar kullanışlı polis. Devletin her kademesinde kullanılır. Bunları cezaevinde çürütmezler. İşte devletinizin geldiği nokta burası. Türkiye'de siyasete girmek isteyen gençler veya büyüklerimiz varsa, ben siyaset okumak istiyorum, siyasetle ilgilenmek istiyorum diyenleri ilgilendiren önemli bir haber. Türkiye'de siyasetçi nasıl olmalı? Siyaset nasıl yapılmalı? 2014'ten bir haber arkadaşlar. Eski deyip geçmeyin, önemli bir haber. Şimdi bugün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun en büyük destekçisi kim? MHP lideri Devlet Bahçeli. İstifa ettiğinde bile ne oldu? Bahçeli araya girdi, geri çevirdi. Bugün Soylu'yu Bahçeli destekliyor. Tarihler 2014'ü gösteriyor. Süleyman Soylu MHP'ye, Devlet Bahçeli'ye sesleniyor. MHP'yi CHP'nin metresi yaptı diyor. MHP'yi CHP'nin metresi yaptı diyor. Dönemin Orta Doğu Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, bugün Bahçeli'nin basın danışmanı mı, basın yazarı mı, öyle bir şey galiba. Belki yardımcısı da olmuştur, bilmiyorum. O da cevap veriyor. Diyor ki Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin o'su, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, bot peydahlaması olmak nasıl bir şey diyor. Süleyman Soylu'ya bunları söylüyor. Ya arkadaşlar. İşte Türkiye'de siyaset budur, siyaset böyle yapılır. 2014'te, ha diyeceksiniz ki abi Bahçeli Erdoğan'a, Erdoğan Bahçeli'ye neler söyledi, bunları da gördük. Biz unutuyoruz. Tabii unutan bir toplumuz. Unutmayalım diye bunları ara sıra böyle gündeme getiriyoruz. Birbirlerine bunları söyleyenler bugün birbirlerini destekliyorlar. İşte siz de siyasete girecekseniz, bu kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. Siz de böyle olursanız bu halk sizi sırtında taşır. Düşündürücü. AKP'nin genel başkan yardımcılarından Hamza Dağ, vatandaşlar hala şikayetlerini bize dile getiriyorsa bizden ümidi ve beklentisi var. Evet. İktidardasınız ya. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Vatandaşlar da o yanlışı düzeltmek için size geliyor. Yani sonuçta muhalefette olan CHP'ye gidecek, dert yanacak halleri yok. Ülkeyi kim yönetiyorsa ona dert yanar. Elektrik faturaları kazık gibi geliyor. Vatandaş gitsin muhalefete, bu faturaları düşür mü desin? Zamcığı geri çek mi desin? Doğalgaz faturaları hakeza. Ne diyecek vatandaş? Saadet Partisi'ne gidip Temel Karamollaoğlu'na Temel dede, Temel dede, sen bize ne yaptın Temel dede, lütfen bu zamcıkları geri al Temel dede mi diyecek? He? Tabii ki gelecek size. Belli ki Hamza Dağ'ın kafa farklı çalışıyor. Hani millet AKP'nin işte gençlik kollarında, parti binalarının önünde kuyruğa girip isyan edince Hamza Dağ diyor ki vay be, hala bu vatandaş bizi destekliyor. Ola onlar küfür ediyor. Küfür Hamza. Yavrum. Farklı bir kafa yapıları var bunların ya. Ya bu adam milletvekili. Ya bu adamlar ülkeyi yönetiyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videomuzu beğenmediyseniz beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kendinize möhkem bakın.
Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.